Amca. Bu şeydeki şey değil mi ya? Mustafa. Maria. Siz birbirinizi tanıyor musunuz? Tanışıyoruz baba. Uçak arıza yapınca beraber geldik buraya. Gerçi bize araba kiraladım demiştin ama demek ki bazı detayları atlamışsın canım abim. İstediğim arazinin sende olduğunu bilseydim yolda ikna etmeye çalışırdım. İstediğin fiyatı verirsen ikna olurum. Sorun değil. O kadar yol arkadaşlığımız var Maria. Bir indirim yaparsın artık. Bence verdiğimiz fiyatı bu arazinin değerinin yanında az bile. O küçük indirimde aradaki farkı sayalım biz. Oo, küçük hanım tok satıcı ya. Tabii böyle baktığın zaman çok güzel görünüyor ama Mustafa fiyat konusunda bize pek bir güzellik yapmayacak galiba. Lütfen buyurun. Ben sizinle hiçbir yere gelmiyorum. Söyleyin o Galip Bey'inizi. Çok istiyorsa buyursun gelsin. Yalnız biz buradan sizi almadan gidemeyiz. Ne demek gidemeyiz? Zorla mı götüreceksiniz? Gerekirse. Bakın, eğer hemen defolup gitmezseniz ben polisi arıyorum. Amma uzattın ha. Bırak. Maria, ne oluyor burada? Sen karışma bu işe Mustafa Can Demir. O Galip'e söyle, onunla da görüşeceğiz. Şimdi kaybolun lan buradan. Kaybol! Olmak kolay değil. Ben seni kötü adamların elinden kurtarayım. Sen benimle dalga geç. Oluyor mu böyle? Aslında ben hallederdim de. Kısmet sanaymış. Sen de dişliymişsin. Öyle indir. Bu arabada çalmak istemediğin şarkı değil mi? Annemle babamın en sevdiği şarkı bu. Aslında tam bir aile olmadığımızı hatırlatıyor. Üzüldüm. Annem evini özledim. Kolombiya'yı yani. Babam da topraklarını bırakmak istemedi. Onun da evi burasıydı. Ben de 7 yaşındayken annemle Türkiye'den ayrıldık. Hayat. Sen niye geldin? Ha, tabii. Sen araz için geldin değil mi? Ben aslında bugün olanlar için özür dilemeye geldim. Arazide canını sıktık. Yakışmadı. Bizlik hareketler değil bunlar. Bak Maria, toprak senin. Kime satmak istiyorsan sat. Umurumda bile değil. Tamam? Sen niye çok istiyorsun o araziyi? Eko çiftlik kurmayı düşünüyorum. Yani? Yani eğer bu akşam seni ağırlamama izin verirsen merak ettiğin her şeyi anlatırım. Ağırlama derken? Yemeğe çıkmak, misafir etmek, yemek ısmarlamak. Belki böylelikle kendimi affettirebilirim. Şimdi ben temizlikle uğraşıyorum. Biraz yorgun olacağım ben akşam. Bahane kabul etmiyorum Maria.
Bu akşam misafirimsin. Akşam 8'de alırım seni. Olur. Güzel gördünüz. Sen de hiç fena değilsin. O zaman. Gidelim mi? Gidelim. ...falan koyarsan diye. Nereye gidiyoruz? Büyülü bir yere. Oo. Şimdi çok fena merak ettim. Bayılacaksın. Dünyanın en iyi mutfağı. Ya bayılıyorum ya, Encanta. Belli oluyor. Anlamadım ama sakın. Ondan zerre şüphem yok. O zaman... Güzel Atlar Diyarı'na hoş geldin Maria. Güzel Atlar Diyarı? Kapadokya. Nasıl yani? Bundan çok uzun zaman önce sadece güzelliği dillere destan atlar yaşarmış. O yüzden güzel atlar diyarı anlamına gelen Kapadokya ismini vermişler. Ne güzelmiş. Ben atları çok severim. Onların asaleti, gücü, gururu, özgürlüğe düşkünlükleri çok etkiliyor beni. Yalnız dikkat et. Bizim buraların üzümü şişede durduğu gibi durmaz. Nasıl? İçmesini bilmezsen fena çarpar yani. Bana hiçbir şey olmaz. Türk damarın konuştu yine. Bana hiçbir şey olmaz. Dikkat et. Ablam bir çiçek versene. Ver bakalım. Sağ ol abi. Aşkınızı hiç bilmesin inşallah. Çok tatlısın. Ama bir sevgili değiliz. O zaman sen bu ablayı hiç kaçırma abicim. Buralarda böyle güzellik hiç görmedim çünkü. Kerataya baksın. Yalnız abicim, ablanın belki memleketinde bekleyen birisi falan vardır. Sen hiç girme oralara, hadi. Sevgili konuklarımız, küçük bir aradan sonra tekrar sizlerleyiz. Sen az önce... Benim sevgilim olup olmadığını mı öğrenmeye çalıştın? Kim? Ben mi? Yok.
Var mı sevgilin? Biri vardı aslında. Ama yürümedi. Neden yürümedi? Yalancının tekiymiş çünkü. Eğer yaşadığın aşk gerçekse dürüstlük ister. Yani en azından benim için öyle. Dur ben şu anahtara bakayım. Hop hop hop. Dikkat et, düşeceksin. Mustafa. Deprem oldu. Bak sağlandı. Oldu. Deprem oldu. Deprem olmadı ama bu gece Kapadokya'ya salladın, doğrudur. Ben sana dedim, içme dedim o kadar ama. Aman. Mustafa, yıldızlara bak. Bak. Yıldızlar çok güzel ya. Ay Mustafa. Bak bunlar sürekli dönüyor. Bunlar dönmüyor. Bak görüyor musun? Niye? Keşke seni daha önce tanısaydım. Hop hop. Maria. Ge. Benim sana söylemem gereken bir şey var. Söyle. Maria ben... Ay, işte bu şarap sana daha fena çarptı. Hadi yatıralım seni. Hı? Hadi kalk. Ben sarhoş değilim. Değilsin, evet biliyorum. Bilmiyorum. Kipasız sarıcı lan manyana. Hasan. Günaydın. Ay, günaydın. Akşamdan kalmayız galiba. Ben bu gece çok mu içtim ya? Çok biraz hafif kalır. Sen niye bana engel olamadın? Ben mi engel olmadım sana? Bütün gece seni uyardım. Bak dedim, Kapadokya'nın şarabı başkalarının şarabına benzemez. Yavaş iç, yavaş iç, çarpar dedim. Yok. Bana bir şey olmaz. Buyur. Bunda hiç tutuk bir de var ya. Dün gece sen mi yatırdın beni o koltuğa? Ben yatırdım. Şimdi... ben çok az hatırlıyorum da... sen ve ben, hani biz... aptalca bir şey yapmadım değil mi? Neler oldu neler? Ki? Yok, aptalca bir şey yapmadım. Doğru diyorsun. Aksine çok tatlıydın. Ben de seni koltuğa yatırıp evime geri döndüm.
O zaman sana şahane bir kahvaltı ısmarlayayım da kendine gel. Ay, uf, ben kahvaltı istemiyorum. Midem çok kötü. Ay, bir kahve olsa da içsem ya. Benim başım çok ağrıyor. Sana bu dünyada içebileceğin en güzel kahveyi teklif ediyorum. Yarı Kolombiyalı olduğumu unutmadın. Ama önce suyunu istersen.